Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim krep gözleme yapacağız. Çok da güzel oluyor, muhakkak denemelisiniz. Hemen öncelikle krep kısmını hazırlayalım. Derince kabın içerisine klasik bardaklarla 2 su bardağı süt ilave ediyorum. 3 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ. Tüm malzemeleri katıp karıştıracağız. Bu kadar kolay. Yarım tatlı kaşığı tuz. Şöyle 2 su bardağı un ilave ediyorum. Ve şimdi güzelce bir çırpayım. Olması gereken kıvam böyle arkadaşlar. Tam dolu dolu 2 su bardağı un ilavesi yaptım. Şimdi krepimi şöyle kenara alayım. Arası için ben kaşar, sucuk, kırmızı biber ve yeşil biber, 2'şer tane biber, çeyrek kangalda sucuk doğradım. Siz içerisine domates falan da katabilirsiniz. Şimdi ocağın başına geçip öncelikle birazcık biberleri kavuracağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıp ilk önce şöyle 2-3 dakika çeyrek çay bardağında sucuk ve biberleri kavuruyorum. Ocağın altını yakayım. Küçük küçük elimden geldiğince biberleri küçük doğradım. Eğer kavurmadan koyarsanız içinde çiğ kalabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle bir kere hafif kavurmanız yeterli. Çok fazla da kavurmayacağım. Tamamdır, yeterli. Artık ocağın altını kapatayım. Bunu kenara alayım. Krep tavamı ocağa alıp altını tekrar yakıyorum. Tava iyice ısındı. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Yarım su bardağı kadar da süt ilavesi yaptım. Çünkü biraz koyu geldi. Şöyle döktüğünüz zaman iyice yayılması gerekiyor. Eğer ki yayılmıyorsa biraz daha süt ilavesi yapabilirsiniz. Bu yumurtaya göre değişebilir. Şöyle iyice tavaya yayıyorum. Tam böyle pişip çevrilmeye başlayınca tersine çeviriyoruz. Çok pişirmeden tam şöyle yarısına gelecek şekilde malzemeden koyuyorum. Üzerine biraz da kaşar. Çok aşırı derecede doldurmuyorum ben arkadaşlar, taşmasın. Hemen üzerine kapatıyorum. Hafif yanlardan bastırıyorum. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Hiçbir şekilde yağlama falan yapmayacağız. Hafif şöyle basıyorum. İçerisindeki kaşarlar dağılsın. Yeterli arkadaşlar. Artık alıyorum. Her iki tarafı da gayet güzel pişmiş. Servis tabağına koyuyorum. Şöyle bir kepçe dolusu alıp döküyorum. Çok aşırı derecede de kalın yapmamanızı tavsiye ederim. Döktükten sonra şöyle ortalama bir 2-3 dakika boyunca arka tarafı, yani böyle çevirecek kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Çok da kızartmayın, çok kurutursunuz bu sefer. Hep altı da kısık da olsun, ona da dikkat edin. Zaten bakın böyle yaptığım zaman kalkmıyor. Demek ki daha altı tam pişmemiş demektir. O yüzden bekleyin. Hemen tekrar deniyorum. Yeterli artık. Çevirebilirim. Tam bu şekildeyken çevirin arkadaşlar. Hemen hemen şöyle bir yemek kaşığı dolusu da iç harçtan koyuyorum. O konuda biraz cimrilik yapıyorum sanırım ama sizler istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Hemen ardından şöyle bir avuç da kaşar ilave ediyorum. Çok kenarlara getirmiyorum gördüğünüz gibi. Hemen hiç beklemeden üzerine kapatıyorum. Hafif kenarlardan şöyle bastırıyorum. Yapışması için, hem kaşarlar da dağılsın. Harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. İyice kızardıktan sonra çevireceğim. Hemen çeviriyorum.
Çok da güzel kızarmış. Öbür tarafı da aynı şekilde. Artık bunu da alıyorum. Bu da gayet güzel pişmiş. Bu tarafa koyuyorum. Şöyle kepçeyi iyice doldurun arkadaşlar. Böyle yayılması gerekiyor hamurun. Eğer böyle yayılmazsa hamurunuz zorlar sizi. O yüzden baktınız olmuyor. Süt ilave edin. Ben şimdi buna 2,5 su bardağı süt ilave etmiş oldum. Hemen bir dakika içerisinde zaten pişiyor. Çevirebilirsiniz. Açtan koyuyorum şöyle. Biraz da kaşar. Şöyle elinizle yaparsanız daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Kapatıyorum. Çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. Hemen çevirebilirsiniz. Hızlıca. Ve arka tarafa. Kızarttım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? Gerçekten tadı da harika. 9-10 tane kadar falan çıktı arkadaşlar. Bu tavanın büyüklüğüne göre değişebilir. Hemen şöyle ortadan keseceğim. Hiç tahtanın üzerine de almaya gerek yok. İçini de şöyle sizlere göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Harika bir şey oldu. Çok da sıcak. Muhakkak denemelisiniz arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.